Herkese merhaba. Medyatkop'ta İstanbul Hepimidin girişimi tarafından hazırlanılıp sunulan Şehir Hepimidin programıdır. Bugün Canan ile birlikte Art Tümer'de gerçekleşen Vuslat başlıklı kişisel sergi üzerine konuşacağız. Sergi üzerinden hem Canan'ın sanat pratiğine dair hem de bu sergi çerçevesinin ön plana çıkardığı temel kavram ve meselelerden değineceğiz. Bunlardan bahsedeceğiz. Hoş geldin Canan. Hoş bulduk. E, umarım her şey yolundadır. Vallahi her şey yolunda burada olmaktan da mutluluk duyuyorum. Teşekkür ederim davetiniz için. Rica ederim. Eline sağlık. artümer'deki ilk senin bu galeri mekanında gerçekleşen kişisel dergin. Evet. E, bu sergi ama şey, hem sana dair belirli kodları, temel yapıları, kavramları öne çıkarması bakımından hem de aslında galeri mekanına yerleşmesi, yerleşimi biçimi bakımından oldukça benim beğendiğim, sevdiğim bir sergi oldu. Daha önce de senin birçok farklı sergini görmüştüm ama bu serginin de çok orijinal güzel bir yerde durduğunu giriş anlamında söylemem mümkün. Teşekkür ederim. Yani sanatçılar genelde en son ürettikleri şeyi daha çok severler. Ee, ben de hani e, düşündüklerimi aktarabildiğimi e, inanıyorum. Yani sonuna kadar arkasında durabildiğim bir sergi oldu. E, kesinlikle ben şuradan giriş yapmak istiyorum ilk olarak. Hatta bu sergide de görüyoruz. Senin genel olarak sanat pratiğinde de görüyoruz. Yani işte video, entelasyon gibi yani e, Ondan sonra tellerden işte bir takım heykeller ve üç boyutlu minyatür gibi birçok aslında farklı türden farklı disiplini iç içe geçiren işler yapıyorsun. Bu anlamda geniş ve zengin bir sanat pratiğin var. Ancak buna rağmen elini neye atsan ona kendi imzanı, kendi anlat dünyanı vurgulayabiliyorsun, ekleyebiliyorsun ki bence senin bir dünya ortaya çıkarabilmen için de çok önemli bir konu. tam bunu gerçekten dokunduğun her şeyde hissettirebilen sanatçılardan birisin. İlk olarak bu anlamda farklı metalarla çalışırken senin düşünme biçimini, hayallerini, nehni yapını yansıtan temel meteleler, kavramlar, ortak bir payda, ortak bir düşünce var mıydı? Nasıl başlamak evet. gerekir? Ya yani üretim yaparken e, biraz farklı çıkıyor. Yani özellikle materyalleri e, hani benim imzam olduğunu anlayabiliyor olması izleyicinin bana gurur veriyor. Çünkü e, yani bunu, bunu yansıtmak istiyor insan isteyerek ya da istemeyerek. Karşıya geçmesi çok hoş yani bunu duymak bir sanatçı açısından e, çok güzel. Üretimlerimi yaparken şey yapmıyorum mesela hani buradan devam edeyim gibi bir şey yapmıyorum. Yapıt bazen bir düşünceden bazen bir materyalden bazen bir imgeden bazen de bir duygudan. E, yola çıkıyor. O yapıt hangi şeyi gerektiriyorsa yani hangi materyali gerektiriyorsa onu e, kullanmayı seçiyorum. Yani bazen bir imge geliyor, bazen bir düşünceden. Mesela Usta sergisinde ışıklarla çalışmaya başlamam, ya yani birkaç sene öncesine dayanıyor. Bir ışıkla çalışma düşüncesi mesela ateş böcekleri bana şey yapıyor. Ne diyeyim? E, Esin e, ...veriyor. Ateş böceklerinden... ...yola çıkarken bir anda... ...masal dünyasına girmeye başlıyorum. Ama son dört senedir... E, ...ya da beş senedir... E, ...kihanet... ...mitolojiler ve masallar üzerine çalışıyorum. Onlar gittikçe çeşitlendi. Yani ben kendimi buradan... E, ...geliştireyim ve... <laughs> üretimlerimi buradan yönlendirim gibi... ...bir düşünce benim için geçerli değil. Ama ister istemez... E, ...bir sanatçının üretim arzusunda... ...bunu da yapayım şunu da yapayım bekleyen işler var... ...o beni bir şekilde o tarafa doğru yönlendiriyor... ...ama eğer sıkıyorsa malzeme ya da e, o e, içerik... ...o zaman orada da bırakıyorum ya da bitmişse artık... ...onunla ilgili üretim e, şeyi, doygunluk vermişse... ...orada bırakıyorum, devam etmiyorum yani... ...ama son sergimde dediğim gibi... E, kehanet, mitoloji, masallar e, son dört senenin bütün düşünce üretimini ve üretim biçimlerini bir araya gelerek çıktı. Burada aslında şey de bana kalırsa özellikle yani çağdaş sanat söz konusu olduğunda mesela Batı mitolojisi, Batı tarihi veya Avrupa merkezcilik biraz ön plana çıkarken de böyle bir durum yok. E, anlattığın hikayeler, ele aldığın mitolojik kavramlar bunların hemen hemen tamamının temel kaynakları zaten o Medopotamya coğrafyası dediğimiz ve aslında her Yadır'da içerisinde olduğumuz ve insanın de işte köklerinin hepimizin köklerinin bulunduğu kadim coğrafya içerisinde oluyor. Bu anlamda bence önemli bir yerde duruyor çünkü hem o doğunun o hikaye anlatma geleneğine bir tür referans veriyor hem de aslında bu ele aldığı karakterlerle o köklü mirata o köklü Medopotamya tarihinde de bir atıf bir vurgu var. Bu anlamda senin e, beslendiğin kaynaklar bu kitap olabilir, çocukluk hikayeleri olabilir, e, ilk gençliğinin geçtiği coğrafya olabilir, içerisinde bulduğum, mundumu coğrafya olabilir. Birçok farklı kaynaktan burada söz etmek mümkün. ben Sen bu anlamda nasıl yaklaşıyorsun? Ya Birçok şeyden besleniyorum tabii ki. E, saydığın zaman e, yani masallar benim ilgimi çekiyor. Zaten sözlü masallar. Hani ee, sözlü masalların tarih olduğuna inanıyorum Yani tarih, yazılı tarih var Görsel tarih var Sözlü tarih var Yani imge imge dünyamızı görsel tarih oluşturuyor zaten Ama bazen de e, duyduğumuz hikayeler ya da masallar da o imge dünyamızı şey yapıyor Yani üretilmemiş imgelerde bizim ortak bir zihnimizde aynı imgeyi çağrıştırabiliyor ee, ...o sözlü tarih yani mitoloji ve masalların sözlü tarih olduğuna inanıyorum. Zaten yani yazılı tarihin kendi başına yok olup gideceğini ama sözlü tarihin e, kuşaklar arası devam edeceğine inanıyorum. En büyük e, kanıtı da mesela Adem ve Havva mitolojisidir. Yani üç büyük dine ait mitoloji gibi gözükse de Sümer ve Babil'lerden e, beli var e, Vuslar sergisindeki Şehret günler de aslında Adem'le Havva hikayesinin bir benzeri. E, bu coğrafyaya ait dedin ama bazı mitolojiler, masallar var ki evrenseldir. Yani bütün kültürlerde var. Aynı Adem ve Havva mitolojisi gibi. Birçok kültürde farklı sembollerle anlatılırlar. E, ben mitoloji ve masallarla çalışmaya başladığımda aslında sembollerin masalların mitolojilerin coğrafyaya göre farklılık gösterse de aslında ortak bir dil oluşturduğuna inandım. Yani onu fark ettim. Bazen mesela işte bir deniz kızı e, sembolü bir heykel olarak yani bir görsel sanat olarak, görsel tarih olarak bir yerde dururken aynı sembol işte ne bileyim şeyde, ...Mardin'le şahmaran olarak, bir yılan olarak karşımıza çıkıyor. Coğrafyanın özelliği birisi deniz kenarında ve onu o hikayeyi bir deniz kızı olarak anlatmayı tercih ediyor. Aynı hikayeyi başka bir yerde şahmaran olarak anlatıyor. Aslında çok ortak yani o batı mitolojisindeki farklılık gibi gözüken şey eğer yüzyıllar boyunca insanlık tarihinde aktarılmışsa çok ortak bir dil. Yani aslında çok evrensel ve sadece bu coğrafyaya ait değil. Ama bu coğrafyadan tabii ki besleniyorum. Çünkü ee, yaşadığım kültürün çok zengin olduğunu biliyorum. Konuşma dilinin daha farklı olduğunu bir bizim hamurumuzda var. Yani hani konuşurken yüksek sesle konuşuyoruz, elimizi konumuzu hareket ettiriyoruz. Kültürümüzde daha samimiyet var. Birbirimize sarılıyoruz, öpüyoruz. Çok renkliyiz. Baharımız var, bizim kışımız var. İlk baharımız var. Yani o renkliliğin, doğanın renkliliğinden besleniyoruz. Ee, Güneydoğu'ya gittiğinizde en yaşlı kadınlar bile kafalarına mor örtü takarlar, altlarına bordo giyerler, bütün renkleri üzerinde taşımayı ister insanlar. incikler, boncuklar, payetler günlük hayatlarının bir parçasıdır. E ben de doğulu bir insanım yani kültürel olarak e, oradan geliyorum bunların beni çektiğini fark ettim. Yani o pırıltılar aslında aynı ateş böcekleri gibi yakamozlara çekilmek gibi. Yani yakamoz olmadığında ya da bir ay ışığı gördüğümüzde biz denize atlarız yani. O denizle bütünleşmek, doğayla bütünleşmek, ateş böceğinin peşinden koşmak, o çocuk suruhla, o sevinçle, doğayla iç içe olmak bizi nasıl mutlu ediyorsa ben de yapıtlarımda aslında bu doğanın ışıltısını bir şekilde Üstünde bedeninde ya da kumaşta kullandığım payetle o doğanın ışıltısını hissettirmeye çalışıyorum. Hatta tam olarak Vuslat sergi de bu referansların üzerinde görüldüğüne daha da anlamlı olacak. Çünkü o ateş böceklerini, o ışıkları, o payetleri, o parıl parıl paralayan kelebekleri her şeyi sergide görmek ve buradan anlamlandırmak çok mümkün. Hı hı. Ben bu noktada hatta serginin başlığından devam etmek diyorum. Vuslat çünkü özel bir kelime. farklı evet. kelimeler vardır. Hem çok çevrilemeden hem de anlamı kendi içerisinde çok böyle kapalıdır. O evet, kere... biz biliriz ama onu tam da tanımlayamayız. Yani. Evet, tanımlamakta doğrularında Az önce de o vurguların üretilmemiş imgeler veya yeniden ele alınan imgeler, yeniden değerlendirilen, bu özellikle kelimelerde, kavramlarda, bir takım metaforik e, unsurlarda daha da ön plana çıkar. Sen de vuslat alıyorsun, tekrar onun, o kendi potansiyeli içerisinden başka anlamlar çıkarıyorsun ve tergiye de bunu bir ruh olarak aslında yayıyorsun ki bu evet. bence önemli bir durum. Bu vutlat'ın ilk olarak sergideki vutlat başlığının e, hikayesini, anlamını sorayım. Ardından da aynı ifme, ismi, aynı ismin altında o heykel çalışması, o tel heykeli e, referans vereyim, o işi sorayım sana. Ya de, Demin de söylediğimiz gibi yani vuslat dediğimizde bu kavramın anlamını biliyoruz ama o derinliğini e, anlatmakta zorluk çekiyoruz. Aynı gönül kelimesi gibi Türkçe'de yani Türkçe'nin dışında başka e, dillerde yok diyebiliyorum gönül kelimesi. Yani kalp ve ruh birlikteliği gibi anlatılıyor. E, vuslat kelimesi de böyle evet bir kavuşmayı anlatıyor ama biz onu duyduğumuzda vuslat yakındır. Yani bunu söylediğimizde bütün ömrümüz boyunca arzuladığımız bir şeye kavuşmak gibi. Yani basit bir kavuşmak, bir özlem gidermek gibi değil. Sanki hayatımız boyunca arzuladığımız bir şeye kavuşmak gibi algılıyorum ben. Yani bu bir sevgiliye kavuşmak da olabilir, iç huzuru da olabilir, mutluluk da olabilir, yaşam sevinci de olabilir. Yani sergide bunların da gerçekleşme umudunu ve ona inanmakla ilgili bir söz söylemeye çalışıyorum. Ama aslında vuslat dediğimizde herhalde çoğunlukla sevgiliye kavuşmak olarak kullanılıyor. O zaten o vurgu da aslında çok genelde bir vurgu da olabilir. İşte insani bir değer de olabilir. Kimi mistikler için işte tanrısal bir değer de olabilir. Evet. Kimiler için e hayvan kültleri metal çok önemli onu da karşılayabilir. Dolayısıyla zaten bu vutlat duygusunun birçok farklı hatta da ilişkisel ağı çıkarılabilir. Evet. E, bunda aynı işte otel tel e, işte de e, vurgu çok önemli. İşte o, oradaki işin üzerinde yazanlar oradaki o vutlat hmm. vurgusu o ortaya çıkardığın şekil biçim ve bunları tellerle yapman çok enteresan mesela. Evet. Bir de bunu özellikle sormak istiyorum mesela o tellerle çalışma hikayen atıl evet. nasıl gelişti o heykel mesela vutlat başlık hmm. heykel nasıl gün çıktı. Ya o Biraz şey yani İslam sanatının resimsel özelliği çok hoşuma gidiyor. Özellikle kaligrafiden yani harflerden resim yapmak yani sadece imge değil anlam da üretiliyor orada. Bir şey söylüyor yazılarla ama görsel olarak da bunu veriyor. Yani ben mesela Arapça bilmesem de o resimden keyif alıyorum. Ama anlamını bildiğimde benim için çok daha farklı ee, ...bir görüntüye... E, ...dönebiliyor. Ben de kaligrafik bir heykel yapmak istedim. Ama hani bilinen üslupla değil... arap harflerle de yapabilirdim bunu. O zaman tam bir... ...İslam sanatı olarak algılayacaktı. Ama ben kategorizasyonu sevmiyorum. Yani kullanmak zorunda olduğum için... ...kullanıyorum. Ben e, İslam sanatı... ...demek yerine Doğu sanatı... E, de ...diyebilirim. Yani zaten sanatı... ...bütün görüyorum. Yani... Kate İslam sanatı, Batı sanatı diye ayırmayı da çok hoşlanmıyorum. Çünkü bu coğrafyada üretilmiş bir şey ve sadece inanç üzerinden üretilmiş bir şey değil. Buralarda üretildiği için öyle kategorize ediliyor. Öyle kullanıyoruz. Ee, Vuslat da öncelikli olarak filografi tellerinden yaratılıyor Yani bir heykel yapacaksam bir malzemeye ihtiyacım vardı. Bu filografi ee, İslam sanatında kullanılan e, bir tür nasıl anlatabilirim yani telleri gererek yaptıkları bir sanat türü e, çok kulağa yabancı gibi geliyor ama çoğunlukla insanlar bilir özellikle erkeklere ortaokulda böyle tahtanın üzerine çiviler çakıp e, iplerin gerildiği onun tellerle yapıldığı, yazıların yazıldığı ya da resimlerin yapıldığı bir sanat olarak algılayabiliriz ama çok bilinen, çok o, dolaşılan bir şey değil. O telleri kullandım ama filografi yaptığıma inanmıyorum. Sadece bakır telleri kullandım ama mesela bulaşık teli de kullandım. Yani farklı malzemeleri bir araya getirip üç boyutlu bir heykel yaratmak birinci e, şeydi, amacımdı e, yapıtı yaparken. Eee... Önce heykelin formuna karar verdim ki burak yani hani Muhammed'e Allah'a taşıyan bir at formu. E, o zaten İslam mitolojisinde ve şeyde minyatürlerde çok geçen bir formdur. E, ama mesela bu sembol de çok ilginçtir. E, onun bir başka versiyonu vardır buran. Mesela ok atan, e, yay geren bir burak formu vardır e, ee, hani bunlarla çok ilgilendiğiniz zaman ancak fark edebiliyorsunuz. Mesela yay burcuyla birebir aynıdır şeyi. Bize böyle hani çok ağır bir hani dini bir sembol gibi gözken bir şey bir anda böyle günlük hayatımızda insanların inansalar da inanmasalar da böyle e, bakmaktan okumaktan keyif aldıkları bir sembole de dönüşebiliyor. Yani sergide bunları da anlattığım için araya böyle notlar olarak giriyorum. Ama asıl içeriği önemli benim için. Çünkü yazılardan oluşuyor ve o yazılar hem şükür hem de aşk dolu sözler. Yani aşık bir insanın çok arzadığı bir insana ve kavuşacağından emin bir insanın söylediği sözlerden oluşuyor. Yani e, sana kavuşmamı hiçbir şey engelleyemez. Seni çok özledim. Seni bir saniye bekletmeyeceğim gibi. Birbirine söylenmiş Seni seviyorum bir tanem canım Gibi sözleri Kapsıyor ve en önemlisi inanç yani her Hasretin bir vuslatı vardır İmkansız imkansızdır Yazıyor yani Aşıkların zihninde Genelde hani kavuşmamız Mümkün değil Vuslat imkansız gibi sözler Yerine Eğer ben seviyorsam sen de beni seviyorsan hiçbir şey bizi engelleyemez. Yani buna inanmakla başlıyor her şey ee, ve şükür duygusu dediğim gibi o vüslat gerçekten hani bütün hayatın boyunca özlemini duyduğun bir şey olduğu için e, o gerçekleştiğinde e, en çok arzuladığın şeye sahip olmakla ilgili bir şey de kapsıyor. Beyzer bir durum adına hemen onun. Karşı tarafındaki yılan işinde de var aslında. Evet. Yılan da mesela bu mitolojide, bu kültürde çok fazla anlam yüklenmiş evet. aslında varlıklardan birisi. Evet. Bir takım işte ne bileyim kültürler için korkulan bir nesneyken bir takım e, kültürler için hatta bir uğur getirdiğine, bir şans getirdiğine evet. inanılır ki e, aşk hikayelerinde de işte bir Adem'le Havva'dan biri hep yılana bir atık görür. Olumlu veya evet. Bu anlamda benzer bir vurguyu bence yılan içinde yapman da çok kıymetli diye düşünüyorum aslında. Teşekkür ederim. Ya o yılan biraz şeyden çıktı. Ee, yılanın içinde bir yazı var. Yani duymadın sesimi meğer duymazmış aşık şey meğer duymazmış yılanlar aşık aşkın sesini diye. Orada e, aşık bir insanın e, bir ilişki içerisinde kendisini duymamasına bir serzeniş var yani bazen ilişkilerde birbirini duymama söz konusu olabiliyor. İşte o yılan meselesi yani orada yılanın sinsi tarafına bir gönderme yapılıyor. Yani o yılanın soğukkanlı, sinsice hiçbir şeyi umursamadan avına doğru yönelmesi, bazen de acımasızca devam etmesi o bir gönül kırıklığı tabii ki yani içinde o nasıl duymazsın sen aşık değil misin aşıklar bu birbirine bunu yapmaz sezdenişi var. Ama bu bir yılan yani dediğin gibi bizim kültürümüzde düşmandır yılan yani. Yılan sinsidir sen hiç düşünmediğin şeyleri yılan bir anda Sokar seni yani beklemezsin böyle bir şey yılanla. Yani nasıl böyle bir yılanlık yaparsın diye şaşırırsın. Çünkü sevdiğin bir insandan beklemediğin bir hareketi içinde barındırır. Ama e, yılanın başka bir özelliği de vardır. Mesela bizim kahve fallarımız düşman olarak algılanır. Ama eczacılığın sembolü de yılandır yani şifanın sembolü de yılandır. Ee, buradan baktığımızda yılanın zehrinin panzehri de yılandır. Yani, yani de. aşı olarak yapılır, insanı iyileştiren bir şeydir. Ee, yılanlar ayrıca sarmış, yani duymazmış. yani. Belki de bir insan öyle bir keşmekeşin içine girdiğinde duymaması mümkündür. İşte o zaman yılanın kendi şifası da kendisi olsun diye bir söz söylüyorum. Yani onu bir yılan ürkütücü bir şey olarak da görebiliriz. Kendi şifası olarak da görebiliriz. O sözü o yılanın içine bir kere attığımda devam edebiliyor mu bakalım yılanla? Ya mesela bu çok enteresan bir hikaye. Çünkü mesela bilim de... Köyde de vardır işte birçok Anadolu köyünde de eminim vardır zaten yılanla ilgili bir değer oturur da işte her evin bir yılanı olduğuna inanılır ve o yılana koruyucu zarar verilmemesi gerekir. Ha, çünkü evet. o koruyucu yılana zarar verildiğinde o eve bir bela mutluluk olacak evet. bir kötülük edecektir. Dolayısıyla yılandan hem korkulur hem de ona zarar vermekten çekinilir çünkü bu tür bir inanç vardır zaten. Evet. İşte dediğin gibi o şifatı da kendinde dehri de kendinde. O dehir olmasa şifaya ihtiyaç yok ama evet. bu bir döngü içerisinde sürekli var olan ve anlamını giderek çoğaltan da bir durum. Sergide evet. de bunu görmek bence çok kıymetli. Zaten bu ikisini e, aynı işte vurgulamak bence o işi özel kılan evet. bir şey. Evet, teşekkür ederim. Bir diğer e, hatta buna benzer şekilde de Şehretünar ve Şehretünar masalı diyeceğimiz... Evet. E, tek bir iş olarak da görmek mümkün. iki farklı iş olarak da görmek mümkün. Ee, metin. Ben metin olarak okuduğum için de çok kıymetli. Senden onu duymak ayrı bir değer. Hiç. Ve ayrıca onu karşımda devasa bir heykel, bir enteresan olarak görmek çok enteresan. Çünkü e, hem kendi içerisinde birçok farklı bir imge barındırıyor hem o ışıl ışıl ateş böcekleriyle iddiyece gerçekten serginin zaten kalbinde bu iş var ve o Vurguladığı daha da önceki o masal dünyasının masal iklimini en temelinde ortaya çıkaran iş bu. Biraz şehretünler kimdirden yola çıkalım ve bu işin hikayesini soralım. Yani şehretünlere la ben ilk defa ya yani mitolojik bir kavram olarak bir mitolojik yaratık olarak 2010'lu yıllarda karşılaştım herhalde. Metin Andın mitolojik kitaplarını okuyordum çok küçücük bir paragraf olarak anlatılıyordu. Ben böyle mitolojik karakterleri okuduğumda çok seviyorum. Yani masal okumuş gibi geliyorsun. Küçük paragraflar halinde. Cinlerin anası olarak geçiyor. Nurdan yaratılmış bir yaratık. Bu insanlık tarihini yarattığı bir şey yani. Ee, ilginç bir şey. Eee... ...Nur'dan yaratılmış ama cin... ...herkes için çok ürkütücü bir şeydir... ...yaratıktır yani... ...inançlı ya da inançsız... Inanla, ...inananlar için... ...çok ürkütücüdür cin... ...yani ne, nedir... ...diye böyle insanların korktuğu bir şey... ...ama ben insanlık tarihin ...korkularını güzelliklere çevirdiğine de... ...inanıyorum yani... ...o ürkütücü imge... ...bir anda çizgi filmlerde... ...masallarda bize hediyeler getiren... ...Aladdin'in sihirli lambasına dönüşebiliyor. Ya da mesela... ...vakvak vak ağacı vardır cehennemde. Yani İslam mitosinin... ...cehennemde bulunan vakvak vak ağacı... denilen ...yani vakvak parçası vak da... ...korku anlamına geliyor. Dallarında insan ve hayvan başları olan... E, ...bir ağaç olarak... ...geçer. E, çok ürkütücü bir şeydir. Ki... E, ...Türkiye tarihine de... ...geçmiştir yani... Yeniçeriler e, 1655'te galiba ayaklandığında padişahın korkusu üzerine devletin ileri gelenleri boğduruluyor, sarayın e, balkonundan atılıyor, Yeniçeriler kesiyorlar kafaları Sultanahmet'teki at meydanına e, daki bir çınar ağacına asıyorlar. Olaya da vakai vakvaki deniyor, yani korku olayı deniliyor. O ağaç da vakvak ağacına benzediği için. Koskoca bir Osmanlı tarihindeki bir olaya bu isim veriliyor. Şimdi bu kadar ürkütücü bir ağaç yani mitolojideki ürküten bir ağaç bir anda güzelliklere dönüşebiliyor. Nasıl dönüşebiliyor? Mesela Orta Doğu'da vakvak vak üslubu denilen bir üslup var. Halı ve kilimlerde ya da başka yerlerde dallarında hayvan ve insan başı olan, desenlere bak vakursuz bu derine. Günlük hayatımızın bir parçası hep hepimizin evinde bir yerlerde vardır. Ya üstümüze giydiğimiz bir kabanda bir kilim motifinde mutlaka vardır. Bu kadar ürkütücü olan bir şey bizim hayatımıza başka bir motif olarak giriyor. Şehret günlere geri döneceğim böyle araya bir not girdikten sonra. Yani Şehret Tunlarda bir çocuk bir karakter, ürkütücü bir karakter. Binlerce yüzü var her yüzünde de farklı bir ifade var çok fazla kaynak bulamadım ama beni kaynakları ilgilendirmiyor zaten daha önce ne yazılmış olduğu o yazılı mitolojiye e, sadık kalma gibi bir derdim yok bir sanatçı özgürlüğüm var. E, bu yapıtı yaparken e, bir karakter seçmeye çalışıyordum Güneş bana ilginç gelmişti onu bir mitolojik yaratık olarak koyayım ve bir hikaye örmeyi düşünüyordum. Sonra bir de Şehret Tünnar vardı. Aa bununla da çalışabilirim dedim. Güneş'ten vazgeçtim. Şehret Tünnar'la çalışmaya başladım. Yapıtı bitirdiğimde güneşi yaptığımı fark ettim. Çok ilginç bir e, fark edişti benim için. Hiç bilmeden yaptığım bir şeydi. Çünkü Şehret Tünnar hikayesinde... E, yo, yazdığım hikayede işte dağlar, taşlar bir karanlık neler şikayet ediyorlar. Şikayetleri arşa gidiyor onlara şehret tünler yollanıyor. Bunun üzerine ağaçlar çiçek açmaya başlıyor, kuşlar uçuşuyor, bahar geliyor. Sonra şehret tünler neden benim bir benzerim yok diyor. Ona bir koca yollanacağı haberi geliyor. Yani usta sergisinde böyle bir beklenti aşkın geleceğinden emin olarak bir kavuşma şeyi var ama ...hikayeyi bitirip dışına çıkmayı başardım. Ama ben iş yapmışım zaten yani. Hani karanlık bir yeryüzünün oluşumu sonra bir ışık... ...yani şehret Şehrettinler nurdan yaratılan bir yaratık... ...ve şeyle hani yukarıdan yollanıyor ve... ...o karanlık bir anda aydınlanmaya, ağaçların... ...baharın gelmesi, çiçeklerin, kuşların uçmaya başlaması da... ...aslında doğanın canlanması, yaşamın... E, ilerlemesi olarak algılanabilir. Dışına çıktım da şey, yani demek ki ikisini de yapmışım diye sevin, sevinmiştim bitirdiğimle Ya ışıklarla çalıştım evet yani e, zaman zaman benim yapıtlarımla izleyicinin farklı duyularına hitap etmekte istiyorum. E, mesela bundan önceki sergimde koku duyusuna hitap etmek istedim. E, koku koymuştum insanların beklemediği bir şekilde yapıtların koku vermesi söz konusuydu. Burada ise o bize gizemli ve mistik gözüken şey e, büyülü ondan sonra şey ne derler e, masası ve mitolojik e, gözüken o ruhu o hayal dünyasına izleyici e, ışıkla sokmaya çalıştım. Çünkü asıl büyüleyici olan işte konuşmanın başında da söylediğim gibi çocukluğumda bana büyüleyici gelen şeyler bunlardı. Yani e, böyle pikniğe falan giderdi kırlara baharına hava kararmaya yakın ateş böcekleri çıkardı. Herkes bilir onu o yeşilin üzerindeyken bir deniz kenarında hava kararır çok güzel bir koku gelir kuşların cıvıltısı işte hava kararmaya yakın kuşlar zaten öter biliyor musunuz bilmiyorum ee, o baharın kokusunu hissedersiniz ateş böceklerini büyülü olan bu burası yani buraya ait bir şey o büyülü ya da mitolo yani mitoloji ve masalların kendi içeriğinde de yaşama dair insanlığa dair çok sos söylenir ee, doğa da aslında hayata dair bir şey bize böyle çok masalsı e, büyülü, mistik, gizemli dediğimiz şey sanki doğa üstü, çok uzakta ve e, farklı bize ait olmayan, başka e, boyutlara, düzlemlere, e, insanlık dışı gibi gözüken her şeyin aslında buraya ait bir şey olduğuna inanıyorum. Gizemli olan diye gözüken Aa, burasıymış. Mesela cennet kavramı da benim için öyledir. Çünkü... E, Cennete gitmek mutluluğun karşılığıdır yani, yani mutlu olmak cennet gibi deriz, yani doğayı gördüğümüzde hepimizin zihninde şöyle bir şey vardır. yani e, öldükten sonra mutlu olabiliriz. eğer doğru bir insan olabilirsek ama cennete baktığımızda yasaksız bir sevişmek söz konusudur, ağaç vardır, su vardır. Kuşlar vardır Hayvanlar o imge tamamıyla Buraya ait bir şeydir yani Mutluluk kavramı buraya ait Bir şeydir ama bizim zihnimizde Biz burada mutlu olamayız Biz burada aşık olamayız yani mutluluk Sanki buraya ait değilmiş gibi Hani biz mutluluğu Ararız ama burada zaten Mümkün değil stres var yorgunluk Var günlük hayatın ...koşturmacası var, nasıl mutlu olunabilir gibi bir kafa yapısı vardır. Ya da işte hayatımız boyunca aşık olmak isteriz ama aşkın olmayacağına inanırız. Yani nasıl olabilir ki hani aşk zaten sevgiye dönüşür, ee, kavuştuğun zaman aşk biter. Kavuşamadığın için aşk büyür büyür büyür, kavuştuğun zaman aşk zaten yoktur, zaten aşk yoktur gibi düşünceler söz konusudur. Ama arıyorsan vardır diyorum ben yani mutluluk da öyle, huzur da öyle. Bu insanın kendi elindedir. O büyülü dünyada buraya aittir. Bize büyülü gibi gözüken ya da hayal ettiğimiz masası gibi gözüken şey e, bu burasıdır. Yani o ateş böceğindedir, bu muhabbettedir. Ondan sonra aşkta çok uzaklarda değildir. Yani masallarda değil buradadır. <laughs> Çok teşekkürler Canan. Ben teşekkür ederim. Yani hem sergiyi çok iyi anlattığını düşünüyorum hem de aslında senin genel anlamda tanıt üretimine dair de birçok referantın, birçok arayışın hicretli burada. Bunları görmek bence ve bunları ortak bir faydada, ortak bir noktada işte Woodlot'ta görmek bence çok anlamlı. Çok teşekkürler. Ben dedim. teşekkür ederim. Canan'ın kişisel sergisi Woodlot Artumer'de 16 Mart 2024'e kadar görülebilir. İstanbul Happy المدينة girişimi tarafından hazırlanılıp sunulan Şehir Happy المدينة programını dinlediniz. Haftaya yeni bir programda görüşmek üzere çok teşekkürler.